Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikte beraberiz. Hepinizi saygılarımıza selamlıyoruz. Bizleri yoktan var eden Rabbimiz, toplum hayatında huzurlu yaşayabilmemiz için zulüm ve kargaşayı engelleyen kanun, düstur ve ilkeleri seçtiği peygamberler ile insanlara duyurmuştur. Allah'ın Rabliğini kabullenmeyen toplumların ileri gelenleri ise her çağda Allah'ın mesajlarını anlaşılmaz hale getirebilmek için bin bir türlü hile ve dine birçok katkıda bulunmuşlardır. Bunu da saltanatların devamını sağlayabilmek için yapmışlardır. Peygamberimizin dili olan Arapça olarak vahy olan Kur'an'ın anlaşılmasa da Arapça olarak okumanın yeterli olduğu yalanı ile yüzyıllarca Müslümanları oyalamışlardır. İşte Kur'an'ın mucizeliği. Artık Kur'an'ın toplumlara can verme fonksiyonu gözlerimizde görebiliyor, kulaklarımızda işitebiliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Arapça dili konusunda uzman olan sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, kültürümüze dört büyük melek olarak yerleşmiş bulunan Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail'in Kur'an'daki yerini genel hatları ile ortaya koymuş olup, şimdiye kadar duymadığımız bu ilmi açıklamalar karşısında hayretler içinde kalmıştık. Bu haftaki konumuza girmeden önce, Sayın Yılmaz'a bir soru sormak istiyorum. İstanbul'dan Celal İlter Beyefendi'ye bir sorusu var. Onu yönlendirebilir miyim? İblis ile ilgili bir sorusu var Celal Bey'in de. Şöyle diyor efendim. İblis konusu ile ilgili güzel açıklamalarınız oldu diyor. Lakin İsra suresinin 61-65. Ayetlerinde İblis'in mal ve evlatta ortak olacağı, Nisa suresinin 118 ve 119. ayetlerinde ise Allah'ın yarattığını değiştireceği bildirilmiştir. Ayetlerde bu şekilde yazıyor. Siz bunları değinmediniz diye sizlere şey yapıyor. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? O şekilde bir istirhamı var efendim. Önce bütün izleyicilerimize, evet, sonradan da o soruyu soran Müslüman kardeşimize selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi programındaki dar gidişimizden dolayı İblis'le ilgili birçok noktanın eksik kaldığını biliyoruz, bildiriyoruz. Çok geniş bir konu çünkü. Ama sağ olsunlar, geçen programlarda da dediğim gibi eksik bıraktığımız noktaların ikmali yönünde, bütünlenmesi noktasında, evet, sorular geliyor, mesajlar alıyoruz. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu bizim eksik bıraktığımız bu noktaları bu şekilde, bu nedenlerle açılması konunun bütünlüğünü de sağlamış oluyor. Daha güzel oluyor. Meselenin de doğru anlaşılmasında, herkesin tatmin ve ikna olması noktasında da büyük katkı sağlıyor. Evet. Onun için teşekkür ediyoruz. Şimdi izleyicimizin buyurduğu gibi, Cenab-ı Hak İsra suresinde de Adem, İblis, melekler
ve Allah'tan oluşan bir tiyatro sahnesi vari temsili evet. anlatımda. Oradaki diyaloglardan bir tanesinde hani iblis izin istiyordu. Kendisine mühlet verilmesini talep ediyordu. Ve kendisine Allah tarafından mühlet verildiği zamanda da bu dile getirip bu kendisine verilen mühlet içerisinde neler yapacağını, ne gibi faaliyetlerde bulunacağını o tiyatro sahnesindeki repliklerde görüyorduk. Silahlarını ortaya koyuyordu tabiri caizse. Tabii bunlar bir temsili anlatım olduğundan dolayı bunlar aslında hiç olmamış da olmuş gibi bize canlı bir anlatımını bunları anlatmıştım. Bakın iblis size şunları yaptırtacak. Yani şeytan raciminiz size şunları yaptırtacak. Hazırlıklı olun, tedbirli olun. Bize esas mesaj. Esas bize mesaj yani. Tabii. Cenab-ı Hak fi tarihindeki bir olayı yani anlatmıyor şey, bize. Doğru. Bize mesaj veriyor. Bu her gün olan bir olay. Evet. Şimdi İsra suresindeki nakledilen temsili sahnedeki cereyan eden olay da mühleti alan, izni alan iblis söze başlar. O bey kardeşimiz de zaten bunu böyle şey yapıyor da. Şimdi Cenab-ı Hak onlara der ki, böyle şöyle, Allah söze başlar şöyle, hadi git. Sonra onlardan kim sana uyarsa, bilin ki şüphesiz cezanız yeterli bir ceza olarak cehennemdir. Bir. Yani iblisin arkasına düşersen sonun cehennem. Evet. Bu bir. Onlardan yani kullarımdan gücü yettiklerini sesinle sars. Bak. Ve atlılarınla, yayalarınla onların üzerine yaygara kopar. Evet. Ve burada işte çok önemli noktaya geliyoruz. Ve şarikhum fil emvali vel emvat. Onlara mal ve evlatlarda da ortak ol. Ortak olması nasıl olacak? Ortak? Ha şimdi evet. Onlara bak mallarında ve evlatlarında da ortak ol. Evet. Diyor. Şimdi ve onlara vaatlerde bulun. Umut ver. Ama bir burada Cenab-ı Hakk'ın bir parantez açarak bize uyarı mahiyetinde bir ifadesi var. Ve şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şüphesiz ki benim kullarım senin için onlar aleyhine hiçbir güç yoktur. Yani kendisini Allah'ın koruması altına bırakmış insanlara şeytanın herhangi bir gücü yok. Evet. Yani bu iblis onlara sarsamaz. Sesiyle, yaygarasıyla yapamaz. Allah'ın koruması altına girmiş kulların mallarına ve evlatlarına da ortak olamaz. O şey mümkün değil. Evet. Şimdi burada çok enteresan bir nokta var. Evet. Cenab-ı Hak burada iblis dediğimiz şeytanın racimi yani bizim kendi bünyemizdeki bu şeytanımızı bir talancıya, bir eşkıyaya benzetiyor. Evet. Şimdi git diyor onlara bağır, çağır, sesinle, atlınla böyle değişik yerlerle onlara sokul. Onları yoldan çıkar. Boş umutlar, boş vaatler, boş kuruntularla onları oyala. Ayrıca diyor onların mallarına ve evlatlarına da ortak ol. Evet. Şimdi. Bak burada dediğim gibi bir talancı eşkıyaya benzetiyor. Öyle, evet. Ve şimdi buradaki insanların malına, evlatlarına ortak olma noktası ne? Nasıl onu, ortak olacak? Bunun açıklanması, evet. Şimdi bunun açıklanması lazım. Şimdi bunu açıklamak için Kur'an'dan bir iki ayet okumamız lazım. Şimdi bu ayetlerde, Kur'an'dan okuduğumuz ayetlerde yine... Mesela İsra suresinin bir ayeti var. Evet. İsra suresinin 26-27. Ayetlerinde ben o bölümünü şöyle arz edeyim size. Evet.
Cenab-ı Hak hayat ilkelerini, hayat düsturlarını anlatırken ilkelerden orada hikmet diye geçer. Hikmet biliyorsunuz dünyada yeryüzünde adaletin sağlanması, zulmün, kaosun kalkması noktasındaki ilkeler ve yasalar. Tabii. Bu hikmet ve yasalardan bir tanesi de bu 26. 27. ayette. İsra suresinde bir silsile hikmetler var da. Evet, arka kulda. Orada tamam. 26-27'sinde orijinaliyle şöyle bir ifade var. Evet. وَلَا تُبَزِّرْ تَبْزِيرًا فَاِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Evet. Sakın tebzir yapma. Bunu saçıp savurma olarak çeviriyoruz genelde ama bu tam doğru olmayan bir çeviri. Tam tutmuyor karşılığını. Bu karşılığı, tebzirin tam karşılığı değil. Evet. Tebzir sözcüğü Kur'an'da veyahut da Arap dilindeki tebzir sözcüğü kontrollü harcama demektir. Kontrolsüz harcama yapma. Yersiz harcama kontrolsüz, olmasın. Yersiz değil, kontrolsüz. Kontrolsüz. Kontrolsüz harcama yaparsan şeytanın kardeşi olursun. Oradan ona kapılırsın. Şimdi şeytana kardeş oluyorsun. Bak kardeş, şimdi. Evet. Şimdi mübezzir. Mübezzir. Şeytanın kardeşi. Şimdi kontrolsüz harcama ne demek? Bir Müslüman çarşıda, pazarda harcama yaparken, bak harcama yaparken harcadığı, aldığı malı, parası nereye gidiyor? Kendisine mal satan adam o parayla ne yapacak? Çok ince bir konu bu. Evet. Anlatabildim mi? O parayla ne yapacak? Onu da bilmesi lazım. Paranın kendi aleyhine, Müslümanların aleyhine dönen malları almaması, öyle yerlerden de alışveriş etmemesi lazım. Kendine silah olarak dönecek olan kendisine şeye, silah olacak dönecek paraları harcamaması lazım. Çok enteresan. Şimdi bu tip harcama yapanlar, kontrolsüz harcama yapanlar. Evet. Mesela şimdi genel İslam alemini yapacak olursak, kendi üretimleri olmadığından dolayı tüketimleri hep düşmanlarına gider. Öyle düşmanları da onları öldürmek için gereken silahları üretir, onların başına döner, orada bir sulta vurar. Onları esir alır, onları mahkum eder, petrolü onları içer, köleleştirir. Evet. Petrolünden tut, eğitiminden, hepsini, öğretimden, A'dan Z'ye kadar getirir, hepsi öyle yani. Köleleştirir. Hep köleleştirir yani. Böylece kişi, bak şimdi, kişi şeytana kardeş oldu. Şeytan insanlığın kendi aleyhinde çalışacaktı. İnsanları Allah'a karşı kışkırtacaktı ya. Güya. Böylece kardeş, Müslümanın harcadığı parayla İslam düşmanı, Allah düşmanı insanlar olur. Şeytana kardeşlik yapmak suretiyle. Evet. Ve değil böylece mi? Evet. Şeytan Müslümanın malına ortak olur. İşi kolay. Müslüman mal biraz parasını kendine harcarken birasını da İslam dinini yıkmak için harcar. Vay 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 vay. Evet. Şimdi geçelim evlattaki ortaklığa. Ya. Allah'ın koruması altına girmemiş bir adam. Evlat yetiştirir. 3-5 tane evladı olur. Ama onları rüşde erdiremezse, onlara iyi bir eğitim, öğretim veremezse, onları niteliksiz yetiştirecek olursa, onun çocuklarından ya hepsi ya da içinden birkaçı da yine İslam dininin aleyhinde veyahut da anasının babasının aleyhinde faaliyet gösterir. Cemiyetimizde bu tür şeyleri ülkesine, çok görüyoruz. Ülkesine, anasına babasına ihanet eder. Evet. Ülkesine ihanet eder, insanlığa ihanet eder. Bu defa şeytanın doğrultusunda gider. Onun dostu oluyor. Evet. Ve böylece benim denen evlat senin arzu ettiğin yerde değil. Değil. Şeytanın arzu ettiği yerde, şeytanın gösterdiği istikamette faaliyet gösterir. Çok ve güzel. Böylece insanların evlatları da, evlatların bir bölümü de şeytan evladı olur. Vay vay. Ve böylece iblis de onların, senin evladın ortağı olur. O Müslüman da Kur'an'da bunu Arapça olarak okurdurur ama manasını bilmeden, anlamını bilmeden okurdurur. Hayır, biraz mesela, tefekkür edilse yani bunlar çok böyle net, şey olur yani. O kadar net mesela yalın olarak okunduğu zaman ne kadar açık ve bu şekildeki açılımımız çok güzel şimdi, oldu. Şimdi
Aynı şeyi düşünün. Evet. Yine aynı söyle. Aynı bağlamda. Mesela uyuşturucu ayeti var ya. Hı. Maide suresindeki 90-93 arasında da. Hı. Orada da uyuşturucu hangisi olursa olsun ister içerek bünyeyi uyuşturmak, ister çekerek, ister koklayarak, ister duman ne hal şeyde fark olursa etmez. Olsun yani. Öyle olsun kumar. Tabi onun gibi. Fal vesaire böyle emeksiz kazanç türlerinin tümünde de yine orada da Cenab-ı Hak ne diyor? Hamur ve meysirle bu yolla da şeytan aranızda adaveti sokar ve böylece Allah'ın zikrinden uzak kalırsınız. Evet. Veyahut da salatın ikamesinden uzaklaşırsınız buyurur. En yakını bu neyle olur? Oluyorsun. Burada da yine şeytan devreye girer diyor. Hmm. Şeytan sizin aranızda düşmanlık sokar. Sizi salattan ve Allah'ın zikrinden alıkoyar. Bu kadar basit. Ortak oluyor mu şimdi burada da? Yani şeytan senin malına uyuşturucu da ortak olup kötü de kullandırtırıyor. Kumar da ortak olup kullandırtırıyor. Aynısı. Evladını o şekilde yetiştirdiğin zaman evladını kötü yolda kullandırtırıyor. Ve böylece de iblis dediğimiz buradaki yani Allah'a karşı hasmane tavır alması gereken şey bu faaliyeti gösteriyor. Ortaklaşıyor. Malda da ortaklaşıyor, evlatta da ortaklaşıyor. Evet. Bu çok güzel bir açılım oldu efendim. Çok teşekkür ederiz. Hayır, bu şeyler gerçekten. Bunun böyle Kur'an-ı Kerim'deki ve şeylerdeki nokta bütün mesele bu. Bunları Müslümanların Allah'ın yarattığının bu konuda, değiştirebileceğinde bunun gibi şey yapabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. bu genellikle bu ayet ben özellikle Kur'an okuyan, meal okuyan, tefsir ayetlerine de dikkat eden bütün arkadaşlara herkese rica ediyorum. Ayette hani bizim saçıp savurma dediğimiz savurganlık yapma anlamındaki israf ayeti değil bu. Hep öyle anlaşılıyor ama değil mi? Buradaki konu edilen israf değil. Mübezzir dediniz. Buradaki tebzirdir. Tebzir kontrolsüz harcama demektir. Kontrolsüz onu öyle. Bunu dikkat etsinler ve ellerindeki yani israf olarak çevrilmiş meal ve tefsirlerin altını da çizsinler. Bu kesindir yani. Anlatabildim mi? Karşılığı tam bu. Tabii kontrolsüz zihinlere harcama. Otomatik olarak bu israf, saçıp savurma olarak öyle yerleştiğinden dolayı meal ve tefsir yapan arkadaşlar bu konularda duyarsız kaldılar. Otomatik geçtiler. Evet. Yani bu ifademe hiç kimse karşı çıkamasa onu da söyleyeyim. Karşılığı herkes yazanlar da, yazmış olanlar da daha yazdıklarını tahsiye etsinler. Ben helal malımdan harcama yapıyorum diye, israf yapmıyorum diye kendi kendine savunuyor adam. Hayır, bu israfla adam. Alakası yok. Alakası bu yok israflı. Ama şimdi bunu öyle anlaşılıyor. Dediğim gibi değil öyle çok. Yani şu anda İslam düşmanlarının, insanlığa zarar veren kitlelerin, yani sadece Müslüman düşmanı olarak ele almayalım tabii yani. Kitle olarak. Doğaya zarar veren ürünler, üretenler, onlara bir tek kuruş bile gitse, bir tek kuruş bile olsa bu tebzir olur. Evet, evet çok güzel. Bu konunun israfla alakası yok. Yani savurgan dediğimiz zaman bir israf yapmış adam şeytanın kardeşi değildir. Bakın onu söyleyeyim, bu ayet hükmüne girmez. Yani biraz israf, yani müsrif davranmış kimse var ya. Lüzumsuz alıyor mesela fazla. Lüzumsuz alışveriş etmiyor. Şeytanın kardeşi olmaz. Bu bağlamda değil o. Evet. Bu tebzirdir. Tebziri biz şimdiye kadar başka türlü anlamışız. Şey olarak, dikkat edelim. Çok güzel oldu. Ve dikkate alalım yani bu Allah'ın emrini. Bu Müslüman arada, kuruşun nereye gittiğini bilecek. Evet. Bu, öz olarak. Ben bu kuruşu buna verdim ama bu adam nerede kullanacak bunu? Hmm. Nerede harcayacak bunu? O şuurda onu olduğu zaman. Takip. Bunu şey yaparak. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Tabii ki. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci noktası neydi onun? O aynı ayette şey vardı. O Nisa suresinde de Allah'ın yarattığını değiştirilmesi konusu. Evet. Onu şimdi, da ayrıca açmak gerekir değil mi? 118-119 Nisa. Evet. Evet. Şimdi Nisa suresindeki bir ayette de. Nisa şimdi, değil mi? Nisa suresi. Nisa. Evet, Nisa. 119. ayette. Evet. Şimdi çok enteresan. Yine aynı sahne. Yani yine iblis, Adem, melekler aynı ve Allah'ın sahnesi, yani o hani tiyatro mi? Sahnesi gibi olan yer var ya. Evet. Oradaki şeyin bir başka versiyonu. Başka bir versiyon, evet. Buradaki versiyonda ise Cenab-ı Hak o iblise izin verdikten sonra şimdi iblis orada diyor ki bak. Dışladı. Şimdi mutlaka diyor bak elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım. Evet.
Onları kesinlikle saptıracağım. Boş kuruntulara sokacağım. Ve onlara emredeceğim de etinden sütünden yararlanan hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim de işte o denilen nokta buydu. Burada. Allah'ın oluşturduğunu, ölçülendirdiğini bozacaklar. Burada halkıllah diye geçer. Allah'ın yarattığını bozacağım diye çevrilen bir nokta bu. Evet. Ama biz onun şeyini yapıyoruz. Halk sözcüğünün tam tercümesini vererek Allah'ın oluşturduğunu ve ölçülendirdiğini bozacaklar. Halk onlara emredeceğim. Bak, onlara emredeceğim de Allah'ın oluşturduğunu, ölçülendirdiğini bozacaklar. Oluşturup ölçülendirdiğini bozacaklar. Evet. O amaç. Şimdi burada yine bize bir uyarı var. Evet. Dikkat edin. İblis sizi kontrolü altına alırsa siz normal hayatınızda Allah'ın ölçülendirdiğini, Allah'ın yaptığını, Allah'ın koyduğu şeyleri bozar atarsınız. Bir de burada hayvanların kulağını yarma olayı vardı. Onu arz edeyim. Şimdi ilk Arap toplumunda Arapların batıl inançları vardı. Onlar sahibe bahire gibicesine Allah adına belirli hayvanları kulaklarını yarmak suretiyle işaret korlar. Bu Allah'ın hayvanı oldu derler, onu yemezlerdi. Yani bunları o günkü Arap tabiriyle kulak, hayvan kulağı yarmakla batıl inanç. Batıl bu. Tabii. İstanbul böyle batıl inançlara sokacağım. Onlar senin koyduğun inanç birimlerinin dışında kendilerine göre, kendi kuruntularına göre batıl inançlar oluşturacak. Biz bunu şey yaptığımız zaman, bugüne koyacak, getirecek olursak bu ayeti, iblis bize batıl inançlar oluşturtturur. Bu değişik şeyler. Şimdi hangi batıl inanç diye bunları değişip saymaya lüzum yok. Ama arkadan bir de diyor ki, ben bunları Allah'ın yarattığı, senin koyduğun yaratılış şeyleri var ya, yaratış düzeni var ya. Oluşturduğun şekilde. Onları bozmalarını da emredeceğim diyor. Düzenin bozulması. Şimdi buradaki halk sözcüğü. Şimdi halk sözcüğü, biz genelde yaratma olarak çeviriyoruz ya bunu. Öyle biliriz. Şimdi halk, yaratma deyince de bu Türkçe'de sözcüğün tam karşılığı olmuyor. Neden olmuyor diyecek olursan, yaratma dediğin zaman sanki Allah'ın yoktan yaratması anlamında anlıyoruz yaratmayı. Yoktan yapıp kainatın yaratılması. Şimdi halk sözcüğü yoktan var etme değil. Geçen de bunu Melek Şehir'le yaparken fıtrat vardan, sözcüğünden şey yapmıştı ki ileride yaratılış serüveninde de hatırladım. O sözcüğe değineceğim. Bu halk sözcüğü oluşturma, yani vardan var etme. Tamam. Mesela şimdi bunu şöyle anlatayım ben size. Şu masa mahluktur. Yani yaratılmıştır. Mahluk sözcüğüyle söylüyorum bakın şimdi. Tamam. Mahluk, mahluk sözcüğüyle söylediğimiz zaman bu keresteydi. Dağda, ormanda, ormanda ağaç idi. Ağaçtan tuttu, bu oluşturuldu. Bu anlamında kullanılır. Doğru. Bunun Kur'an'da çok güzel örnekleri var halk sözcüğüyle ilgili. Şimdi hemen belki itirazlar gelir. Ama Fecir suresinde mesela Babil kulelerini anlatırken İrem'e zâtil emâdi lem yuhlak mislühâ fil bilâd der. Mesela orada İrem bahçelerini direkt sahipleri diye orada Babil kulelerini anlatırken lem yuhlak mislühâ fil bilâd der. Orada geçiyor. Kentler, beldeler üzerinde böyle birisi kesinlikle yaratılmamıştır. Yani onu insanlar yaptı oysa değil mi? Halbuki insanlar yaptı. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bak orada harp kelimesi yine geçiyor. İsa peygamberin hani kuş heyetinde bir şey tasarlarım dediği zamanda da halk onu şimdi kadar biliyorsunuz kuş yaratırım. Onu yanlış yaptı. Kuş, İsa kuş yarattı falan gibi mucize şeyler. Mucize olarak. Orada halbuki o da bir oluşturmadır. Yani tastan, çamurdan, seramikten bir hani buhurdanlık yapmıştır. Evet. Anlatabildim mi? Kuş şeklinde. Orada odun ifade eder. Evet. Burada bunu da ifade edeyim. Bu halk sözcüğü yoktan yaratma anlamındaki yaratma değil. Bu yoktan kainatın yaratılması değil bu mi? Bu oluşturma demektir. Bu ölçülendirme demektir. Ölçülendirme. Bak bu masa da ölçülendirerek yapılmıştır. Tabii ki.
Bunun da bir ölçülü birimleri İnsanlar vardır böyle. Yani, ve dediğim gibi keresteden yapılmıştır. Ormandaki ağaçtan gelmiştir. Atölyede belirli bir şeyler yapılmıştır. Onun için evet. Kur'an'daki halk sözcüklerinin hepsi yaratma olarak değil, oluşturma, ölçülendirme, biçimlendirme olarak çevrilmelidir. Öyle anlamamız gerekir. Biz de zamanında ilk yaptığımız çevirilerde otomatik zihinle yaratma demiştik. Daha sonra 3-5 sene evvel bütün yaptığımız çalışmalarda halk sözcüğünü bu anlamda olduğunu. Biz normal olarak oluşturma, biçimlendirme olarak değiştirdik yeni baskılarımızda. Evet, çok güzel. Yani bunu da biz kendi üzerimizden de anlatalım da işte. Bir başkaları da ne yaparsa yapsın yani. Ama bu budur örnek, yani. Tabii ki. Onu da ifade edeyim. Saplanıp kalmadık evet. orada. Şimdi gelelim halk sözcüğünü. Oluşturma dedik değil mi? Tamam. Bunun kısacası Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarının tümünü değiştirteceğim demek. Değiştirteceğim. Allah ne yaptı? Evet. Ben insana emredeceğim. O da onun tersini yapacak, onun değiştirecek. Şimdi iblisin böyle bir şeyi var. Bak. Ama emredeceğim diyor. Zor kullanacağım demiyor. Yani sesle, ıvayla bunu yaptırtacağım. Bunlar neler olabilir? Örnek vermek gerekirse. Şimdi birinci planda halk sözcüğünden hareket edeyim. Bak birinci planda. Daha önce tevhid bahsinde, şirk bahsinde konu ettiğimiz bir ayet vardı Zariyat'ta. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونِ Evet. Ben insan ve cinni, bütün varlıkları, tüm insanların tümünü, bugünü, geçmişi, uzaktakindekini, yakınını bana kul olsunlar diye yarattım diyor evet. Cenab-ı Hak değil mi? Evet. Evet. İblis devreye giriyor. Allah'ın bu yaratma amacını değiştirtiyor insanlara. Ne yapıyor? Kul olması için yaratılmış insan Rab'lık yapmaya kalkıyor, ilahlık yapmaya kalkıyor. Kendisi Rab olmaya kalkıyor. Sadece Allah'a Rab kul olması için yaratılmış insan gidiyor kulun birine kul oluyor. Aynen. İşte değiştirmek bu o zaman. Hah. Değil bu, mi? Bu da bir değiştirme. Allah'ın bak Allah ne için yarattım diyor. Ölçülendirdiği şekil başka. Allah kul olsun diye yarattım yarattı. Diyor. Kimisi Rab'lığa yöneltiyor iblis. Bu hep iblisin işi. Kimisi de köleliğe. Kimisi de köleliğe yöneliyor. Çok enteresan ya. Ya kimisi de köleliğe. Evet. Şimdi bakıyor ki Allah cennete şey yapmıyor, mal ve can getirirsen diyor, verirsen diyor, inanırsan malını canını korursan cennete koyacağım diyor. Şeytan da öbür taraftan diyor ki bilmem ne gecesine şu kadar tesbih çekersen cennete gireceksin oh, diyor. Ne kadar güzel. Tamam işte o da gidiyor. Bunu diyen adama kul oluyor. Kul oluyor. Veyahut da gel ben seni cennete götüreceğim diyor. Kulun arkasına düşüp gidiyor. Ben kula bilet, kulluk bilet şey var yapıyor. Diye bilet vereyim sana bu, diyor. Daha evet. bunu büyütebilirsiniz çok, yani bu evet. çoğaltılabilir yani. Şimdi dahası var. Mesela şimdi Cenab-ı Hak Fussilet suresi 10'da evreni yaratma aşamalarını anlatırken orada bu ayeti ben daha önce de kısa bir değindiydik. Bir başka noktası itibariyle değindiydik. Yeryüzünde insanlara ve hayvanlara eşit olarak yetecek yetişecek miktarda rızık. Paylaşıma dayanacak, yetecek miktarda rızık yarattım diyor. Önceden yaratılmış. Rızık yani, var. Evet, dağıtılmış. Herkese yetecek, herkesin paylaşacağı rızkı yarattım diyor. Kavgaya, gürültüye gerek olmaksızın. Tamam. Evet. Bak Allah'ın ölçülendirmesine herkese evet. yetecek ve herkesin paylaşacağı miktar. Öyle mi? Evet. Ama iblis devreye giriyor, fakirlikle korkutuyor. Yiyeceği kadar değil, istifçiliğe başlıyor. Sana kalmayacak hani diyor. Diyor. Kalmayacak diyor. Diyor. Yeter daha müreffeh hayat yaşarsın diyor. Çoluk çocuğum var Allah senin herkese diyor. Yetecek kadar olmasın ve yani. Herkes için miktar taksim edilecek, paylaşacak miktarı yarattığı zaman adam gidiyor bilmem hangi insanın önünden, hangi kavmin önünden, hangi toplumun önünden, hangi milletin önündeki nimetlerin hepsini alıyor. Oradan alıp kendi önüne getiriyor. Allah'ın yarattı. Allah orada yaratmıştı. İstifçiliğe başlıyor. İşte bu da değiştirme. Heh. Değil mi? Ama bak bunu iblis kime yaptırıyor? Bunu i̇blis. Emrediyor. Emrediyor. Fakirlikle korkutuyor. Tekarüme ve tekasüre yöneltiyor. Evet. Evet. Yani eşit paylaşılması gerekenin hepsini kendisinin olmasını istiyor. Bu insan da bak. Daha önce bir şey hatırlattıydık iblisi tanımlarken. Hatırlar mısınız? İblis sadece insana özgüdür dedik. Başka evet. varlıklarda yok dedik. Yok, evet. Şimdi dağda, ormanda bir aslanın
Diğer hayvanın, kurdun, tilkinin, çakalın, börtü böceğin yiyeceği kadar da rızık var mı? Var. Onlar da istediği kadar ihtiyacını görüyor mu? Tabii işte. Peki bir aslanın ormana girdiği zaman bir ceylan sürüsüne yüzlerce ceylanı, binlerce ceylanı öldürüp bir kenara yığdığı, öldürdüğü şey yaptığı görülüyor mu? Yığmıyor onları. Bir tanesi onlar alıyor. Çoluk çocuğuna verir yiyorlar. İblis insana yığdırıyor. Evet, i̇blis yani. İnsanda tamam. olduğu için ha, iblis tamam. değil mi efendim? Evet. İblis insanda olduğu için. Hayvanda iblis yok. Onda iblis yok. Tamam bak. Görevi o şekilde yaptırıyor. Bu insana özgü olduğundan dolayı. İnsanda yığdıkça tamam. yığıyor. Değil mi efendim? Afrika'da işte görüyorsunuz. Burnunun dibinden altın çıkıyor. Elmas çıkıyor. Ya, ya. Onun denizinden balık şey yapıyor. Denizinden tuttuğu balık İzmir'de, bizden buradaki nerede? Lokantada satılıyor. Kendisi yiyemiyor. Oradaki çıkan altın, gümüşü, elması bilmem kim alıp getirip o adam da evet. ta buradan toplama paralarla beslenmeye çalışılıyor. İşte evet. burada şeytanın emrettiği Allah'ın yarattığı, ölçülendirdiğin bozma şeyi bu. Evet. Ha sadece bu mu? Hayır. Bütün evreni, dokusunu bozma, ekolojik evet. dengeyi bozma, işte bunlar hep iblisten. Yani çıkar sağlama noktasındaki nokta hep bu. Bunun ötesinde bu sözcüğü daha açarız. Evet. Şimdi daha neler olabilir? Biz bunu tebliğinde bayağı noktalarıyla şey yapmak. Şimdi bu bozma yahut da bozmayı emretme. Evet. Varlıkların genleriyle oynama. Genleriyle oynama. Evet. Bu da Allah'ın ölçülendirdiğini bozma. Allah'ın şimdi, programını şeyi bozuyorsun. Tamam. Böyle proje yine yapıyor, insanların yapmış. Yararlanması için. Evet. Bak. Yaratılmış ay, güneş, şimdi taş, toprak vesaire gibi varlıkları kutsallaştırarak ilah edilmek. Evet, onlar da bu şeyin içindeler. Değil mi? Evet. Şimdi Allah'ın mesela sırtlarına binsin, etleri yenilsin diye yarattığı hayvanları haramlaştırmak. Haramlaştırılması. Kutsallaştırmak böyle. O develerin şimdi, mesela şey yapılması gibi değil mi? Evet. Yine bak insanın normal bünyesindeki bak bunu bayağı açıyoruz. Hmm. Meşru cinsel sınırın dışına çıkarak homoseksüellik. Homoseksüellik, evet. lezbiyenlik yapmak. Evet, onu normal aşıyor. Bunlar da hem organların gidiyor. Allah'ın üreme için şey yaptığı veyahut da bir başka diyelim ki sindirim için yaptığı organları başka amaçlara kullanmak. Onu amaç haline getiriyor. Bütün evet. amacı oluyor onun değil mi evet. efendim? Evet. Bunun ötesi bir şey daha var. Bu da belki tepki toplayacağım ama mazeretsiz olarak bak bir mazeret. Tıbbi bir gerekçe olmadan erkek çocukların sünnet edilmesi. Evet. Ben bunu öğrenince çok çarpılmıştım. Çok evet. enteresan. Evet. Bu da bu kapsama doğru. girer. Allah yaratıyor. Sen madem ki yani Allah en güzel yaratıyor ise. Evet. Niçin o şekilde bir muamele maruz konuluyor? Yine çok evet. para kazanacağım diye. Al evet. bakalım. Şeylerin demin yukarıda biraz dar kapsamlı söylediydik. Bitkilerin, şunların, bunların hani genleriyle onun hani gedeoğlu ürün diyoruz ya. Ha, çok para olur. Kazanacağız diye. İnsanlığın zararına olacak şeyler. Atmosferi bozmak, bilmem işte ozon tabakasını delmek, bilmem nelerle para kazanacağız diye. Aynen. İşte bunlar da hep şeytanın, iblisin emriyle. Emriyle oluyor şeyler. Yani iblisin emrine girmiş insanların yaptığı şey. Evet. Ha, Cenab-ı Hak bunların arkasında ne diyor? Benim kullarıma senin gücün yetmez. Yani hangi arıtılmış kullarına? Şimdi evet. onu benim kullarım dediği zaman neydi? Arınmış kullar. Evet. Değil mi? Tabii arıtılmış kullar gücü yetmez. Bir de mesela Fussilet suresinde bak mesela şimdi orada çok güzel bir ifadeyle Rabbun Allah diyen, Rabbimiz Allah'tır diyen yani beni Allah terbiye edecek. Ne yaparsam Allah'ın dediği ilkeler çerçevesinde hareket edeceğim diyen insanlar var ya. Evet. Rabbin koruması şey altına girmiş oluyor. Ha, bu geldi. Bu evet. iva geldi. Geliyor. Ve gelecek. Gelmesi de lazım. Her zaman gelecek. O zaman evet. ne olacak? Kur'an'a. Ha, o zaman hemen Allah'a sığınılacak. Allah'a sığınacağız. Değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytanın racimden Allah'a sığınacağız. Sözde değil. Allah'a tabii. nasıl sığınacağız? Bir odaya kapanma değil. Bu konuyla ilgili Allah'ımızın bize gösterdiği yol neydi? Ne yapmamız lazım? İlkeler nedir? Tamam, ona başvuracağız. Evet. Onunla evet. da bu işi halledeceğiz. Evet. İşte şeytanın da Allah'ın yarattıklarını ölçülendirdiği, bozmayı emretmesi, bu şekilde. İşleri sevk etmesi. Bu çok güzel bir açılım oldu efendim. Bu. Çok teşekkür ederiz. Bunları tebliğinde uzun uzun anlatmıştık tabii. ama burada da öyle şey yapalım. Çok güzel oldu. Çok evet. teşekkür evet. ederiz. Efendim kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Öyle mi? Peki. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz.
Bizden ayrılmayınız lütfen. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, ilk bölümde çok güzel izahatlarda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İblis konusunda kafamızda şimdiye kadar anlamadığımız çok şeyler varmış. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftada çok tartışılan bir konuda Sayın Yılmaz'dan açıklama yapmasını rica edeceğiz. Konumuz, insanın yaratılışı ile ilgili Kur'an'da Rabbimizin bildirdiği ayetler hakkında olacak. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Konuya girerken önce yine değerli izleyicilerimizden İblis konusuyla, melek konusuyla ilgili yayınlarda eksik gördükleri, tatmin olmadıkları noktalar olursa onları da yine televizyon kanalıyla veyahut da bize özelden bildirmeleri. Çok güzel olur. Yani öyle. Tatmin olmaları için elimizden gelen açıklamaları yapacağımızı bildirmek isterim. Bunu da bir, önce bir açıklayayım. Bizim aklımıza gelmiyor ama seyircinin aklına geliyor. Tabii. Şimdi değişik konular işte, çok güzel oluyor. Müslümanların cemaat olmasının hani Asr suresindeki وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ işteşlik olayı var ya, hakta, sabırda, her şeyde bunu sağlar. Şimdi zannediyorlar ki yani dini konular işte hakkının meselesi, savcı beyin meselesi, Ahmet beyin meselesi vesaire gibi. Hayır, öyle bir şey yok yani. Bütün yani Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı doğru anlamak, doğru yaşamak bütün Müslümanların ortak derdi ve onun için el birlik her zaman söylediğimiz gibi çaba harcanması gereken bir konu. Onun için devamlı yardım bekliyoruz. Yani konuya katkılarını bekliyoruz. Sorularla onu açılacak hep, bu konular değil mi ancak? Onu, yoksa bir önce şey gibi, roman okur gibi olmuyor tabii ki. Şimdi daha önceki programlar da biliyorsunuz arka plan olarak şimdi Allah, Peygamber, Kur'an konularını açıkladık. Arada melek, cin, şeytan, iblis konularını oralardan da sorulabilir. Şimdi bunları açıklarken ister istemez... Bu insan kimdir? Nereden geldi? Nasıl geldi? Diye. Ve tabii Adem, İblis, melek konularıyla, meleklerin işte Adem'e secde ettiği vesairesi gibi noktaları da açıklayınca, şimdi ister istemez Adem'e kadar insanın bir serüvenini de açıklamak zorundayız. Tabii ki insan nasıl, şimdi, nereden şey yaptı? Evet. Şimdi bu noktayı açıklarken, değerli izleyicilerimize benim bir ön hatırlatma yapmam gerekecek. Burada bir kronolojik silsile yapacağız. Evet. Bu konuda... Çok ara başlıklar kullanacağız. Bu ara başlıkların her biriyle ilgili bilimsel kitaplarda, bilim teknoloji kitaplarında Kur'an'ı onaylayan yeterince bilgi ve detay var. Ayrıntıları da oralardan tetkik edecekler, oradan okuyacaklar. Şimdi biz bu insan yaratılış, varoluş, Adem'e kadar olan silsileyi, onların hepsini girecek olursak, inanın aylar, seneler yetmez. Yetmez gerçekten. Onun için biz burada ana hatlarıyla vereceğiz. Tamam, ana hatlarıyla.
detaylı, ayrıntılı bilgileri de izleyicilerimiz normal bilim teknik kitaplarından bulacaklar. Evet. Ve var mi? Yani. Tabii. Arayan buluyor mutlaka. Tabii bunlar tabii var. Bunlar hep var. Ana hatlarını burada biz ana hatlarını vereceğiz. Hep ayetlerle vereceğiz. Ayetlerle. Şimdi biz yaratılışa girelim. Tamam. Şimdi bunu yaparken önce şöyle bir ifade kullanayım. Cenab-ı Hak önce ölümü yarattı. O çok enteresan. Evet, bakın. Bakın evet, tamam. Evet. Önce ölümü yarattı, sonra hayatı yarattı. Mülk suresine geçiyor değil mi? Evet. Şimdi önce ölüm nasıl yaratılıyor? Ha, değil şimdi mi? Önce şey ölümü yarattı, bunu çok sonra. Enteresan. Şimdi ben ayetin orijinaliyle vereceğim tamam bunları. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yani Mülk suresinin ikinci ayetini. İkinci ayeti. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. Burada اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. Allah ölümü yarattı, hayatı yarattı. Evet. Önce yaratılan ölümdür. Oradan bunu ne kastediliyor? Bunu Kur'an'da iyiden iyiye bir not alacağız. Evet. Bunu iyi anlamak için de, şimdi bunu İyi anlamak için de Kur'an'dan başka iki tane daha ayet vereceğiz. Ayrıca. Şimdi bu iki tane ayet birisi Mü'min suresinden olsun. Mü'min suresinden 10-12'de 11. ayette bir ahiret sahnesi var. Orada cehennemdeki yanan adam, öyle anlatayım size. Mahkemeden sonra. Evet, mahkemeden sonra Allah'a yakarıyor. Diyor ki Rabbimiz, sen bizi iki kere öldürdün. İki kere öldürdün. İki kere dirilttin. İki kere dirilme, iki kere ölüm nasıl oluyor şimdi? Heh. Değil mi? Evet, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Tamam. Şimdi bu ayeti maalesef Kur'an bütünlüğünü almadan bu ayetle yola çıkarak, hani reenkarnasyon diye bir inanç çıkardılar, var ya, evet. Öyle bir insanın ölür, yeniden dirilir, gelir, başkasından sonra tekrar ölür inancına da bu ayet malzeme yapılır. Görüyor musunuz? Nereden nereye gidiyor? Şimdi ama bak, şimdi Kur'an ayetlerini evet hiç dikkate almadan yapılır bu. Tabii. Bu ayete giriyor. Onu güzel anlamak halbuki lazım. Halbuki Müslüman ölüm kardeşlerimize de, peygamberimize de Cenab-ı Hakk'ın düsturu, Taha 114'te Kur'an'ın bütünlüğü, Kur'an'ın bütünlüğü üzerinden hareket edeceğiz. Şimdi öyleyse, şimdi bu noktada Bakara 28'i ele alacağız. Bakara 128. 28 sadece. 28, tamam. Evet, bak vurgulu olsun diye orijinalden de vereceğim. Keyfe tekfurun ne billah. وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ سُمَّ يُمِيتُكُمْ سُمَّ يُحْيِيكُمْ سُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَوُونَ. İşte bütün ayetleri bu tefsir edecek. Orada açıklaması var, evet. Evet, siz nasıl küfredersiniz? Allah'ın ilahlığını, Rabliğini nasıl bilerek reddedersiniz ki? Oysa siz ölüler idiniz. Açıktan söylüyor burada. Heh, bak, ölüler önce idiniz. Ölü idiniz. Biz ne demiştik? Önce ilk şeyde Allah ölümü yarattı. Önce ölüydiniz. De sizlere o hayat verdi. Size sonra Allah hayat verdi. Evet. Sonra o sizleri öldürecek. Ecelde ölüm. Sonra canlandıracaktır. Ay, sonra evet da kendisine döndürecektir. Çok açık o zaman. Evet. O zaman ilk defa ölüm yarattınız. Evet. Şimdi öyleyse meseleye gelelim. Tamam. Önceden Cenab-ı Hak bu evrende taş, toprak, masa, cam vesaire gibi bir ölüler yarattı. Maddi olarak. Madde. Tamam. Katı madde. Ölüler diyarıydı dünya. Hiç hayat yok. Hiç hayat yoktu. Hiç canlı yoktu. Ölüyü mü böyle yaratıyor işte? Evet, ölü o. İlk yaratılan şey, şimdi ölüm bu ölümdür. Evet, evet. Bu ölük madde var ya, evet. Cenab-ı Hak bundan hayat yaptı. Bunlardan bir canlandırmaya geçti. Evet. Ölü maddeyi canlandırdı. İşte bugüne kadar bilimin de açıklamadığı,
açıklayamadığı, belki de açıklayamayacağı nokta budur. Cansız maddenin canlı hale dönüşümü. Bu nasıl oldu? Hani şey evrim diyorlar ya yani. Evet, evrimi tamam. Bugün o ondan zinciri kurallar geriye doğru varırlar bir maddeye. Ama ilk madde nasıl canlandı? İlk madde nasıl canlandı? Tamam. Orada düğümleniyor her şey. İlk cansız madde nasıl canlandı? Ona hayat i̇şte veren? Burada buna hayat verme, işte burada Allah'a dayanır. Bunu izah mümkün değil. Onun izahı mümkün değil. Bugün için mümkün değil. Belki ileride belki bilim olur. Onu da açıklama noktasına gidebilir. Ama şunu bileceğiz. Önce Cenab-ı Hak ölümü, sonra hayatı. Öyleyse biz şunu inanacağız Kur'an'da. Cenab-ı Hak önce evrende cansız bir varlıkları yarattı. Evet. Sonradan da canlı varlıkları yarattı. Yani bunlardan canlılaşmaya geçildi. Bunu birinci madde olarak bilelim. Tespit ettik, evet. Evet, bunu nota aldık. Şimdi ikinci noktaya geçelim. Yerin, göğün yaratılışı. Onu evet. Zaten atladık değil mi? Tamam. Şimdi, evrenin altı evrede yaratılması. Şimdi Cenab-ı Hak yine ayetlerinde, mesela şöyle anlatayım. Araf 54'te ele alalım. Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerine egemenlik kuran, gündüzü durmadan kovalayan, gece ile büyüyen ve güneş, ay ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Evet. İyi biliniz ki oluşturma ve sistemler kurup yürütme sadece ona özgüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah ne cömerttir. Evet. Şimdi bu şeye ele alıyoruz şimdi. Gökleri hani, ve yeri. Gökyüzü ve yeri ele alıyoruz. Şimdi hala cansızlardayız. Hatta insan yok, evet, her şey yok. Cansızlardan gidiyoruz. Altı evre. Gökler ve yeryüzünü Cenab-ı Hak altı evrede yaratmış. Şimdi yevm sözcüğüyle altı gün olarak çevrilir de, tabii. Yevm sözcüğü Arapçada gün olarak, evre olarak, an olarak çevrilebilen bir sözcüktür. Evet. Şimdi gün sözcüğü, ben şunu hatırlatayım. Güneşin olmadığı, dünyanın olmadığı, güneşin dönmediği, dünyanın dönmediği. Daha gün yok o zaman. Daha gün değil ortamı mi? Yoktur yani. Evet, öyle doğru. Gün diye bir şey olmaz güneş orada. Yani evet, yaratılmış, doğru. Daha dünya olduğunda gün diyebileceğimiz bir şey yoktur. Onun için yevm sözcüğü Kur'an'da, Arap dilinde daha doğrusu, an anlamında kullanılır. Daha önce bahsettik. Kıyamet suresinde ölüm anında yünebbevlünsen yevme izindir. O gün için insan diye çeviririz ama aslında o anda insan o andaki. Ölüm anında yaptığı yapmadığı şeylerle haberlenir. Orada an anlamına geliyor. An. An. Tamam. O günde sabah 24 saati kastetmez burada. Tabii, bir gün. Onun için Cenab-ı Hak evreni altı evrede yarattı. Şimdi bu altı evre, yer ve göklerin, semaların altı evrede yaratılışı tek bir ayette değil. Evet. Şimdi Araf suresinde var, Yunus 3'te var, Hud suresinde var, Hud 7'de, evet. Furkan 59'da var, Secde 4'te var, Hadid 4. ayette var, Fussilet 9-12'de var. Burada bir şey sorabilir miyim efendim? Burada bütün öncekleriniz ayetlerde altı devre diye geçiyor da. Evet. Bakın bu Fussilet'te siz yeryüzünü iki evrede oluşturanı gerçekten örtüp duracak mısınız diye geçiyor. Burada bir tezat var gibi geliyor. Onu nasıl anlamamız gerekir? Şimdi bak Fussilet suresinin 10-12. Ayetlerde. Evet. Şimdi üç tane aşama var. Üç aşama. Bir semanın yaratılma aşaması var. Gökyüzü sema. İki. Yeryüzü iki. Sema dört. Gök, yeryüzü iki. İki, dört. Öyle mi? Dört. Şimdi bir de 10. ayette dört evrede de bak dört evrede de yeryüzündeki rızıkları yarattı diye bir ifade var. Dört evrede de yeryüzündeki rızıkları yarattı. Şimdi bunu dikkat etmezsek
Burada çelişki doğurur. Öyle bir anlam çıkıyor. Şimdi yeryüzündeki rızıkların yaratıldığı dört evre, evrenin yaratılmasındaki altı evreyle aynı bir şey değil. Bu ayrı bir şey. Ayrı o. Tabii. Yeryüzü var zaten. Ha, rızıklar. Şimdi bu şeydeki Fussilet suresinde altı evrenin tamamı verilmez. Dördü verilir. Dördü verilir. Neden dördü verilir? Çünkü bak şimdi şeye de dikkat ederseniz siz de şey olarak diğer ayetlere baktığımız zaman bu şeylerin yaratıldığı yani evrenin altı evrede yaratıldığını konu eden ayetler var ya. Hadi onlara baktığımız zaman bir başka nokta dikkatinizi çekecek. Diğer ayetlerde değil mi? Tabii tabii şimdi bak Furkan 59'u ele alalım mı? Furkan tamam. Şimdi orada o daima diri olan gökleri, yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri altı evrede yaratan. Gökler, yeryüzünün ikisinin arasındakileri. Bir de bak ikisinde arası. Şurada. İkisinin arasındakileri mesele şimdi, değil mi? Şimdi Secde 4'e geçin. Onu da okuyun lütfen oradan. Secde 4. Evet. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri. Burada da geçiyor. Alt evrede oluşturan. Tamam. O iki evrede de. İki yani arasındaki. De 4'ü alırdı. Burada hepsini birden verdiği için altı evre. İki evrede de yerlerle gökler arasındaki nesneler yaratılmış. Rızıkların dağıtılması diye. Fakat rızıklarla ilgili olan konu bunun altı evreyle ilgili değil. Değil. O dört evre yeryüzündeki rızıkların oluşmasıyla ilgili bir evreler. Dört evre, onunla ilgili. Evet, rızıkların oluşması ne? Yeryüzünde suyun oluşması, toprağın oluşması ve bitkilerin oluşması. Onlar da ayrıca dört tane evreden oluşmuş. Dört evrede, dört evrede oluşmuş. Şimdi bu evreler kaçer sene sürdü? Yüz mü, bin mi, on bin mi, yüz bin milyon mi, milyon mu? Bilemiyoruz. Bunu bilim araştıracak. Daha insan i̇şte yok. İşte bunu bilim... Tabii. Daha insan yok yani. Daha insan yok. Evet. Bu konuyla ilgili bilim adamları ve bilimsel kitaplardan araştırmalar yapılacak. Jeolojik araştırmalar sonra, falan değil mi? Evet. Yine bilim ve teknoloji kitaplarından bu altı evre ile ilgili de detaylar alınabilir. Şimdi bunlar şu andaki bilimsel tespitlerle yapılmış bulgular, bilgiler. Evet. Evet. O altı evre, yine yeryüzündeki rızıkların oluşmasına ait dört evre, onlar bilimsel kitaplardan okunulmalı ve araştırılmalı. Ve böylece Kur'an'ın daha yani diyelim ki böyle 50-100 yıl içerisinde tespit edilmiş jeolojik olaylar, astronomik bulgular, olguların 1500 sene evvel Kur'an'dan da bildirilmiş olmasının mucizeliğini mucize. Daha herkes açık mucize. Bir daha görmeli açık yani. Mucize. Evet. Böyle şey yapmalı. Rabbimiz her şeyi bildirmiş. Şimdi burada şey yaparken hani böyle bazı şeyler var. Yine hani Fussilet suresinde bazı çok ve Hud suresinde bazı ayrıntılar var. Şimdi orada mesela Fussilet suresindeki hani altı evrenin dördü verilirken bazı dört şeyler var. Ve o yeryüzünün içine sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler meydana getirdi. Orada araştırıp isteyenler için eşit olarak ayrım yapılmadan rızıkları dört evrede ayarladı. Şimdi yine bilimsel bir şeye geliyoruz 11. ayette. Sonra duman halinde bulunan göğe yerleşti. Gök duman halindeydi. Evet. Egemenlik kurdu orada. Ona ve yeryüzüne isteyerek ve istemeyerek gelin dedi. Yani her şeyin kontrol altına aldı. Sistemini ayarladı. Evet. Ve böylece şunu görüyoruz. Gökyüzü ne haldeymiş? Duman halinde. Duman haldeymiş. Evet. Buna ne deniyor şimdi? Yeni oluşmanın gaz hali, nebula vesaire nebula böyle şeyler. Falan, değil mi? Böyle evet. Evet. Bunlar da Kur'an bilimsel olarak açıklıyor burada. Bunları da burada açıklıyor. Evet. Bir zaman öyleydi diyor. Evet. O zamanki teknolojide bunlar bilinmezdi. Bunlar bilinmezdi. Peygamberimiz de bunları. Ve bunları insanlık bilmezdi. Araştırsın istiyor. Bu ne zamandı, ne kadardı, nasıldı, nişindi şeyini de değerli izleyicilerimiz bilim teknik kitaplarından araştırıp gerekir. Okuyabilirler. Bunlar evet. Öyle. Yine şöyle bir olay daha var. Şimdi bu yeni teknolojide
de bazı şeyler oldu. Şimdi Hud suresinin 7. ayetinde. Evet. Ve Allah hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı evrede oluşturandır. Bunu daha diğer ayetlerde de görmüştük. Tabii, var örnekleri. Ama bak şimdi çok güzel parantezdeki ayet. Evren önce su halindeydi. Evren su halindeydi. Evet. Onun tahtı su üzerindeydi. Allah o evrede de egemendi. Planlayıp yönetendi. Yani dünya yaratılmadan önce mi kastediyorsun? Şimdi buradan? Evren evet. Önceden veyahut da dünyayı ele al. Bütün maddenin aslının bir ne diyor? Su halindeydi. Su halinde diyor. Demin gaz halinde, gökler göz halindeydi. Ondan da belki bir evveli, sonradan gaza dönüşmesi, o suyun noktaları var. Su. Evren önce su halindeydi. İlk önce. İlk önce. Su halinde dediğimiz zaman bu sıvı haldeydi demek. Sıvı tabii. Evet. Şimdi geçen sene biliyorsunuz Avrupa'da Dünya Birliği ile bir deneyler yapıldı. Hani CERN dediğimiz bir deneyler yapıldı. Evet, İsveç'te. De maddenin aslını bulabilmek için işte bu ayetin sırrını çözebilmek için yapılan bir deneydi. İni bir araştırmaydı. Evet. Ve böylece o deneyde aşamanın birinin sıvı olduğu tespit edildi. Bu tespit yapıldı. Evet. Yani. Bu evrenin bir anda maddenin sıvı halde olmasının olduğu noktanın orada tespiti yapıldı, ispatı yapıldı. Onlar hani Tanrı parçacığı peşinde koşarken bu ayetin o sırrı çıktı. Orada tecelli bu etti. Gerçek, bu aşamasını çıktı. Bildiler. Ha. Bu aşamasını buldular. Daha ileri doğru gidecekler inşallah. Onu da bu arada hani bildirmiş olayım. Şimdi ayette bir nokta daha var. Bu nokta bizimle ilgili ya. Hud suresinde değil mi? Hud suresindeki onun arşı diyor su üstündeydi. Arşı. Yani Cenab-ı Hak o dönemde de o maddenin sıvı halinde iken de hükümrandı. Orada da bir şeyleri evirip çeviriyordu. Hani şimdi dünyaya insanları yollamış. Tasarrufa atlayıdı. Orada da tasarruf ediyordu. Orada da egemendi deniyor. Şimdi burada insanlığı belki 100 sene sonrasının, 1000 sene sonrası ki bilimi zorlayacak noktalara doğru yönlendiriyor. Evet. Şimdi bu haldeyken bilmem kaç derece ısı içerisinde hangi varlık vardı, başka ne varlık vardı, neler yapardı, Allah neler yaptırtırıyordu. Ya. İnsanoğlu bunun hepsini bilimle araştırmakla mükellef. Şimdi öyle değil miydi şeyde? Hani Rahman suresinde hatırlayın şöyle. Hani yeri göğü aşın bakalım diyor. Allah'ın nimetlerinin gücünün hangisini yalanlayacaksınız? Hangisini yalanlayacaksınız? Evet. Bak ona işaret oradaki i̇şte tağlaması yapılıyor. İşte 1000 sene sonra belki 10.000 sene sonra belki keşfedilebilecek bir noktaya doğru bir noktada insanlığı burada. Yöneltiyor Cenab-ı Hak burada da. Evet. Şimdi burada dönüyoruz. Nereye geldik? Hepsi katı madde. Evet. Hepsi cansız madde. Şu ana kadar yaratılmasına gelmedik. Ölüm aşamasındayız. Evet, yani ancak önce ölümün yaratıldığı noktasındayız. Evet, süremiz doldu ancak. Buraya insan yaratılmasına geldik. Çok derin bir konu bu değil mi? Öyle süremiz mi? Dolmuş oldu. İsterseniz bunu daha sonra açıklayalım efendim. Tamam, çünkü süremiz dolduğu için şey yapmak zorundayız. Evet. Size çok teşekkür ediyoruz bu açıklamanızdan ötürü efendim. Kaldığımız yerden unutturmayalım. Tabii ki. Tam noktadan şey yapalım. Evet. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz son erdi. Hepiniz Allah'a emanet olunuz efendim.